Avrupa enerji kriziyle boğuşuyor. İşte winter is coming, kış geldi artık. Nasıl ısınacağız diye kara kara düşünüyorlardı. Fransa elektrik üretmek için kömüre yönelmiş. Geçtiğimiz aylarda kapatılan bir kömür santrallerini yeniden üretime almışlar. Üretime başlamış santral. Bir diğeri Almanya. Almanya'da parlamentoda ısıtma sorunu varmış Esra'cığım. Sen yakıyor musun kombiyi? Çok oldu. Çok oldu. Çok Esra oldu. yakıyor kombiyi. Çok oldu ama tüm tasarruf tedbirlerini hayata geçirerek yıkıyorum ve olumlu sonuçlarını da alıyorum faturalarda. Biz kettle'ı attık biliyorsun senden sonra enerjide. Evet, Elektrikte biraz faturamız fena değil. evet, kettle, ütü ve fırını çalıştırmak konusunda da daha dengeli olmalıyız. Sıcak çay içmiyoruz, fırın yemek yapmıyoruz. Bir de kırışık giydik mi elbiseleri? Fırın, Tamam. özellikle fırın ve ütü. Mantık şu, çabuk ısınan, çabuk soğuyan Soğuyan. ev aletleri çok fazla enerji harcıyor. Ama tabii Almanya'da. doğalgazda da öyle. Evet işte Almanya Esra'yı dinlemediği için sıkıntı yaşıyor. Özellikle parlamento. Parlamentoda bile kriz varmış. Böyle vekiller oturuma paltolarla, atkılarla katılıyormuş. Rusya'nın doğalgaz vanasını kısmasıyla enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa zorlu bir kışa hazırlanıyor. Alternatif enerji arayışındaki Fransa kömüre dönüyor. Bu nedenle Saint-Avoue kentindeki kapatılan kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı. Ülkedeki birçok nükleer santral bakım nedeniyle kapalı olduğu için enerji üretiminde sıkıntı yaşanıyor. Saint-Avoue'daki kömür santrali de geçtiğimiz Mart ayında kapatılmıştı. Ancak enerji sıkıntısı nedeniyle hükümet santralin faaliyet süresini uzattı. Avrupa Elektrik Görünümü raporuna göre kömürün Avrupa Birliği'nin geçen yılki elektrik üretimindeki payı %15'e tırmandı. Söz konusu oranın bu yıl daha da artması bekleniyor. Enerji sıkıntısının yaşandığı bir diğer ülke de Almanya. Katı tasarruf önlemleri alınan ülkede Alman Federal Meclisi'ne 18 derece ısıtma sınırı gelince vekiller oturumlara palto ve atkılarıyla katıldı. Birçok vekil geçtiğimiz günlerde yapılan oturumlara da kat kat giyinerek katılmıştı.